başlayalım. Prostat hastalıkları hangi yaşta, hangi belirtilerle ortaya çıkar? Armağan Hocam'dan dinliyoruz. Efendim, prostat hastalıkları erkeklerde gözüküyor. Yalnız hani genelde ileri yaş hastalığı gibi bilinse de esasında genç yaş, orta yaşta da prostatla alakalı rahatsızlıklarla insanlar karşılaşabiliyor. Ben yaş sırasıyla gitmeyi düşündüm. Orta ve erken, yani gençlik yaşlarında prostatın iltihapları var. Bu prostat iltihapları 30'lu, 40'lı, 50'li yaşlarda ortaya çıkabiliyor. Ve bunlar kişide yanma, sık idrara gitme, idrarını yaptıktan sonra tam rahatlayamama, idrarını boşaltamamış hissi uyanması gibi belirtiler verebiliyor. Prostat iltihaplarının tedavisi antibiyotiğe dayalı bir tedavi. Çünkü temelinde bir enfeksiyon var, bakteriler var ve onların temizlenmesi gerekiyor. Maalesef prostat enfeksiyonları biraz dirençli hastalıklar. Yani böyle bir basit sistit gibi, basit bir soğuk algınlığı, bir enfeksiyon gibi kolaycacık tedavi edilemiyor. Dirençli enfeksiyonlar, geri dönüşleri çok oluyor. Tekrarlama özelliği var. Ama güzel tarafı şu ki prostat enfeksiyonu hiçbir zaman kötü bir hastalığa dönüşmüyor. Bir tümöre, kansere dönme potansiyeli yok veya onun bir öncüsü değil. Bu anlamda prostat hastalıkları deyince içlerinde en önemsiz gibi duran, kötü potansiyel taşımayan hastalıklar prostatın enfeksiyon hastalıkları. Biz bunlara prostatit diyoruz. 30'lu yaşlardan itibaren hemen hemen her yaşta, 50'li 60'lı yaşlara kadar çıkıyor. Hiçbir şekilde bir idrar yapamama, zorlanma gibi bir belirti vermiyor. Temelde bir sistit gibi yanma, sık idrara gitme, gece idrara kalkma, idrar yaptıktan sonra idrarını tam boşaltamamış gibi bir his verebiliyor ve hekim bunun üzerinden sorgulamasını, muayenesini devam ettirerek, laboratuvar bulgularıyla da şüphelendiği enfeksiyonu destekleyerek tedaviye geçebiliyor. Bunu tabii kısa tuttuk çünkü hem çok gündeme gelmiyor, hem çok sık değil, hem de bu ileri yaştaki prostat hastalıklarıyla pek karışmaması gerekiyor. Böyle genç yaşta hani yaşların prostat büyümesi veya prostat kanseri gibi bir rahatsızlığa tutuldum diye genç yaş insanların korkmasına gerek yok. Prostatın iyi huylu büyümeleri ve kötü huylu büyümeleri var ki bunlar da prostata ait hastalıklar ama ve lakin her koşulda bunlar 50'li yaşlardan sonra çıkıyor. 40'lı yaşlar, 40-50 yaş arası bir prostat kanserinin olması veya iyi huylu bir prostat büyümesinin olması gerçekten çok çok nadir ve olağanüstü az gördüğümüz şeyler. Dolayısıyla prostat hastalıklarının büyük bir bölümünü teşkil eden büyümeleri, BPA dediğimiz iyi huylu büyümeleri ve prostat kanserleri 50'li yaşların sonrasındaki yıllara ait erkek hastalıkları arasında bulunuyor.